Baba Hakkı. Anlatıldığına göre Malik bin Dinar bir yıl hacca gitti. Haccını tamamladığı gece rüyasında şöyle bir ses işitti. Ey Malik! Hacca gidenlerden Muhammedoğlu Abdurrahman affedilmedi. Malik bin Dinar sabahleyin çevresinde Muhammedoğlu Abdurrahman'ı aramaya başladı. Sorduğu kimseler ona, aradığın kimse Kur'an ehlidir. Her yıl hacca gelir ve gider dediler. Araya araya onu bir köşede Kur'an okurken buldu. Abdurrahman onu görünce bir ah çekip bayıldı. Daha sonra şöyle dedi, ''Beni rüyanda gördün, bana Allahu Zülcelal'in beni affedilmediğini söylemeye geldin değil mi?'' Malik bin Dinar bu duruma çok şaşırdı. Ona hayret edip sordu. Sen salihlerden birine benziyorsun. Çok merak ettim. Acaba Allahu Zülcelal seni neden affetmiyor? Ne günah işledin? Bu soruya karşılık Abdurrahman şöyle anlattı. Bir Ramazan ayının ilk gecesiydi. İçki içip sarhoş olmuştum. Bu sırada babam beni aramış ve bir yerde yatar bulmuş. Beni çekince ben de sarhoşluktan ona vurup gözünü çıkarmışım. O da bana beddua etmiş, ertesi gün ayılınca neler yaptığımı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bütün içki küplerini yok ettim, kölelerimi azat ettim, yaptıklarıma pişman olup doğru yola girdim. Her yıl böyle hacca gelir, dua ederim. Fakat her seferinde sizin gibi birisi rüyasında Allah seni affetmedi diye bildirildiğini söyler. Abdurrahman bunları anlatırken tekrar ağlamaya başladı. Onun bu haline Malik bin Dinar çok acıdı. Babasını sorup yerini öğrenerek onun yanına gitti. Babası Malik bin Dinar'ı görünce şöyle dedi. ''Hoş geldin ya Malik. Buyurun, bir isteğiniz varsa hemen yerine getireyim.'' Malik bin Dinar şöyle dedi. ''Farz et ki kıyamet kopmuş, oğlun Abdurrahman'ı tutup cehenneme götürüyorlar. Onu bu halde görsen üzülmez misin?'' Bunu duyan babası ağlamaya başladı. Daha sonra kendine gelip dedi ki, ''Sen şahit ol ki oğlumun kusurunu affettim ve ona hakkımı helal ettim.'' Daha sonra Malik bin Dinar ondan izin alarak oğlunun yanına gidip müjdeyi verdi ve babasının onu görmeye geleceğini söyledi. Bu durumu duyan Abdurrahman ağlayarak tekrar bayıldı. Bu sırada babası geldi. Malik bin Dinar'a şöyle rica etti. ''Oğlumu affettim. Diğer aleme yakın zamanda göçeceğini zannediyorum. Şehadet getirip ruhunu teslim etsin.'' Malik bin Dinar şehadeti telkin etmeye başladı. Fakat Abdurrahman cevap vermiyordu. Nihayet gözlerini açıp karşısında babasını görünce ona yalvaran bir sesle dedi ki, ''Ey babacığım, ne olur gel sen de benim gözümü çıkar ki kıyamete kalmasın.'' Babası şöyle dedi, ''Ey gözümün nuru evladım, ben suçunu bağışladım, senden razı oldum.'' Bu sırada Abdurrahman iki defa şehadet getirdi. Malik bin Dinar ona, ''Halin nasıldır?'' diye sorunca o da şu şekilde cevap verdi. ''Baygın haldeyken başucumun ucunda elinde topuz olan bir melek durup bana, ''Baban senden razı değil, ben topuzla senin başına vuracağım.'' dedi. Az sonra başka bir melek gelip yeşil bir mendille gözlerimin yaşını sildi ve dedi ki, ''Şehadet getir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü.'' Baban ve Allahu Zülcelal senden razı oldu. Abdurrahman bunları söyler söylemez vefat etti, ruhunu Allah'a teslim etti. İşte baba ve anne hakkı Allah katında çok değerli ve çok önemlidir. İnsan annesini babasını üzmemeli, onlara iyi davranmalı, şefkat ve merhametle muamele etmeliyiz. Rabbim annemizi babamızı razı etmiş, onlardan hayır dua almış kullarından eylesin bizleri. Amin.